Sevgili seyirciler, şu anda ben ameliyata girmiyorum. Öyle bir yere geldim ki anlatılanları az sonra sizler de duyacaksınız. Aslında siz onu çok iyi tanıyorsunuz. İbrahim Gökçek kendisi, bitki uzmanı, ünlü bir herbalist kendisi. Efendim merhaba tekrar. Merhaba. Ben de açayım değil mi? Evet. Güzel bir sohbet olacak çünkü artık Kanal T izleyicileri sizi yakından tanıyor. Evet. Dolayısıyla ürünlerinizi de merakla bekliyorlar. Ben o zaman hemen sormak istiyorum. Yine muhteşem bir organizasyon yapmışsınız. Bu çiçek hemen dikkatimi çekti. Hemen onunla başlayalım isterseniz. Bu meşhur aloe veraci. Aloe vera bu. Aloe vera gördüğünüz gibi kenarları hafif kertikli, üzeri beyaz benekli. İçerisinde böyle şöyle kopardığımızda bir yaprağını içerisinde görüyor musunuz? Sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde var. Kopmadı, hala kopmadı. Bunun birleşiminde mineraller, vitaminler, enzimler, o kadar çok madde var ki harika yani. Cenab-ı Allah'ın bir nimeti. Şimdi mesela bu jel, diyelim ki bir yeriniz yandı. Sürüyorsunuz, hemen yangının acısını alıyor. Gözünüz ağrıyor, çok ağır bir mesela arpacık iltihap var. Gözünüzü kapatıp şöyle üstüne sürüyorsunuz. Yakıyor mu? Yok, hayır, yakmaz. Hiçbir yan etkisi yok. Çayınıza katabilirsiniz. Çorbanıza katabilirsiniz. Problem yok. Şimdi bu mucizevi bir bitki. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Yani sadece laftan ibaret değil. Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmalarda bağırsaktaki mantarları yok ettiği belgelenmiştir. Louis Pauling etsin. Yani besin alerjisine karşı etkili. Atopik eksemeye karşı etkili. Sulu, kabarcıklı, kaşıntılı eksemeye karşı etkili. Mısır'da klinik araştırması yapılmış. Akneyi, sedefi, eksemeyi iyileştirdiği belgelenmiştir. Alman Farmakoloji Birliği yapmış olduğu araştırmalarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği belgelenmiştir. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bangkok yani Tayland'da yapılan klinik araştırmada şeker hastalığını iyileştirdiği belgelemiştir. Geçiyoruz. Japonya'da Fushiyama şu. Fushiyama bu Hiroşima var ya, atom bombasının atıldığı yer. Evet, değil mi? Ben tabii size anlatırken ben de merakla bitkiyi inceliyorum. Evet, nesiniz? Özünü mü çıkarıyorsunuz? Şöyle koparabiliriz. Şuradan mesela. Bir dalı şöyle kopardığınızda görüyor musunuz? Evet, ben alayım, size anlatmaya devam edin. Bunun birleşiminde binlerce vitamin, mineral, enzim var. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Japonya'da bu atom bombası atılan yere, şehirde Hiroşima, atom bombası atılan şehirde bir üniversite var. Fushiyama Üniversitesi. Fushiyama Üniversitesi bununla yapmış olduğu araştırmada ne bulmuştur? Hücre yenileyici, antioksidan, anti-aging, gençleştirici, dinçleştirici, vücudu arıtıcı, temizleyici. Antioksidan, anti-aging. Fushiyama Üniversitesi'nin buluşu. Bangkok'ta, Tayland'da yapılan klinik araştırması şeker hastasını. Pankreas iflas etmemişse iyileştirdiği tip 2'yi belgelenmiştir. Kitapta biraz önce gösterdim. Mısır'da yapılan klinik araştırması akne, ekzema ve sedefi iyileştirdiği belgelenmiştir. Aloe vera iyi güzel de, aloe verayı böyle evde aldın, mikserde çektin, balla karıştırdın. Ye babam ye, olmaz. Neden? Çünkü bunun birleşiminde çok az miktarda aloin var. Ne demek? İshal yapar, karnı böyle hamile gibi şişirir kişinin. Yan etkisi var. Yani kişi kullandığı zaman bilinçsizce kendi kendine karnı davul gibi şişer. Bir, ishal olur. İki, elektrolit kaybına sebep olur. Bağışıklık sistemi çöker. Ben bu nedenle bununla ilgili, aloe vera ile ilgili, zahmet olmasın elinizden alayım. Estağfurullah, böyle bir bitkiyi tutmak gerçekten, siz bu işin uzmanısınız. Şimdi ben neden bu aloe veraya kafayı taktım yıllar önce? 1992 yılında Ahmet Er, eski milletvekillerinden, şimdi kendisi Manisa Akhisar'da, 100 yaşına varmıştır inşallah. 100 yaşında. Maşallah. Şimdi Ahmet Er konferansta
konferans verildi. Konferansa ben de katıldım. Herkes sohbet etti. Bana dedi ki ne işle meşgulsunuz? Şifalı bitkilerle ilgili araştırmalar yapıyorum, çalışıyorum. Botanik bahçeye de o zamanlar çok sık gidip fotoğraf çekiyorum. Üniversitenin kütüphanesinden araştırmalar yapıyorum vesaire. Aa çok güzel dedi. Ne? Bir rüya gördüm. O rüyadan dolayı uyuyamamıştım sabaha karşı kadar. Yani nedir, ne değildir, neden böyle bir rüya gördüm diye merak ediyordum dedi. Uyuyamamış sabaha kadar. Hemen sana anlatmam lazım dedi. Olur dedim. Sessiz bir yere gidelim dedim. Bir dışarı çıktık. Bir kafeterya. Dedi ki gece rüyamda peygamberimizi gördüm. Evet dedim. Hayrola nedir dedim. Kenarında böyle tikensi. Üzeri beyaz benekli. İçi böyle jel gibi sıvı dolu olan ve yaprağı kılıca benzeyen bir bitki. Dedim aloe vera. Ben de o zaman başka bir firmada distribütörlük yapıyordum. Bu işlerle uğraşıyordum. Aloe vera çok iyi bilirim. Çünkü bütün bitkilerin fotoğrafını çektim. 7000 bir fotoğraf çektim ben. 12 yıl fotoğraf çektim. Ben anlamam dedi. Peygamber Efendimiz ona diyor ki Ahmet bunda çok şifa var. Bütün insanların bilmesi, tanıması ve kullanması gerekir diyor. Ahmet Bey dedi ki bundan sonra ne yaparsan yap. Çok şükür dedi. Ben rahatladım. Demek ki senin için rüyayı görmüşüm dedi. Evet bize nasip olmadı peygamberimizi görmek ama o zat-ı muhterem temiz kalpli bir insanmış. İnşallah biz de görürüz. Bize de nasip olur. İnşallah. O görmüş ve böyle bir rüya anlattı. O günden sonra araştırmalara başladım. İtalyan, İspanyol, Yunan, Portekiz, Arap, Çinli, Taylandlı, Tayvanlı bir sürü tanıdığım dostumdan aloe vera ile ilgili reçeteler aldım, kullandım, üretmeye çalıştım, başaramadım. 19 yıl çalıştım. Artık usandım yani ya bu baktım bununla iş başa çıkamıyorum, yapamıyorum. Bu işi ben yapamayacağım, başaramayacağım dedim yani. 19 yıl. Çeçenistan'dan bir Türk hekimi gelmiş. En ağır kanser hastalarını ben ona gönderiyorum. 3., 4. devre. Dedim ki nasıl tedavi ediyorsun? Yani doktorlar artık eve gönderiyor. Rahat rahat evinde döşeğinde ölsün diye. Sen tedavi ediyorsun, ayağa kaldırıyorsun. Nasıl oluyor bu iş dedim. Ben anlamadım. Aloe vera kullanmıyor musun dedi. Aloe verayı denedim 19 yıl ama doğal üretemedim. Dedi ki sen gel bak görelim. Evine gittim ki evinin her tarafı, bahçesi, her taraf aloe vera. E dedim ne işe yarıyor? Ben çalıştım başaramadım. 19 yıl uğraştım. Sen Kara Kaplı kitabı gördün mü dedi. Ne? Gök Türkçe, eski Türkçe yazılmış. 2000 yıllık eski kitap. Türkler tıpta dünyanın en eski medresine sahipmiş. O zaman ben de bilmiyordum. Eski Türkçe yazılmış, Göktürk Türkçesiyle Kara Kaplı bir kitap. Bunda diyor, her şey bunda. Her şey bizde, Türklerde dedi. Allah Allah, Rusya'dan gelirken kaçırmış, getirmiş Çeçenistan Savaşı'nda. Her şey burada dedi. Aloe vera üretmek istiyorsan birleşmene şunu şunu katacaksın. Tamam dedim. Denedim. Onu söylediğinden daha etkilisini ne yaptık? Ürettik. Hamdolsun. Bu da jeli değil mi? Bu jeli. Aloe vera jeli dememizin sebebi bu yaprağın içindeki jelden dolayı. Bunun birleşiminde çiçek balı var. Aloe vera jel var. Zencefil var. Zerdeçal. 19 çeşit bitki var. 19 çeşit. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsakları temizler. Alerjiye karşı etkili. Cilt hastalıklarını önler. Antioksidan, anti-aging. Bağışıklık sistemi, yani şeker hastalığına karşı etkili. Zaten bununla ilgili biraz önce kitapta bahsetmiştim. Klinik araştırmalar yapılmış. Biz bunun kapsülünü de üretmeye çalıştık ama kapsülü nedir? Aynı derecede etkili değil. Çünkü kapsülün de ekstraktı, destilasyonla, ekstraksiyonla vitaminleri, mineralleri azalıyor ya. O nedenle baktık sıvısı bu kapsülünden 100 kat daha etkili. Çok çok fark var. Çünkü bunun içerisinde vitaminler, mineraller, enzimler bozulmamış halde. Olduğu gibi, doğada olduğu gibi muhafaza ediliyor. Ekstrakta öyle değil. Bu nedenle aloe vera herkes her yaşta kullanabilir. Herhangi bir yan etkisi yok. Hayır. Anti-aging yani saydım. Klinik araştırması belgelenmiş. Bir dedikodu nedeniyle yani bazıları aloe vera, aloe vera vesaire dediler. Bunu söylenenler de bazı kimya fabrikalarından milyon dolarlar cebe indirmiş. Sözde efendim televizyon programcısı bazı şirketlere çalışmış uluslararası. Birisi 2,5 milyon dolar para almış, birisi 4 milyon.
aloe vera ile ilgili negatif yayın yaptılar. Aa, dünya şaşırdı. Türkiye'de bir buluş oldu zannettiler aloe vera ile ilgili. Almanya, Amerika, Avrupa, aa, Türkiye ne yaptı? Bir buluş mu yaptı acaba dediler. Bu dedikodu üzerine asparagas, yalan haber. Bunun üzerine Alman Sağlık Bakanlığı 84 ülkenin Sağlık Bakanlığı'yla birlikte çalışarak aloe vera kullanan 2,5 milyon insana sordular. Memnun musunuz, değil misiniz? Hepsi memnunuz. Hiçbir yan etkisi yok. Bağırsaklar için, alerjiye karşı, cilt hastalıklarına karşı, şekere karşı, kolesterol, lipide karşı etkili dediler. Ha, o zaman dediler ki ya Türkiye'deki haber asparagas, yalan haber. Ortaya çıktı sonra bunların iki televizyoncu sadece para için asparagas, yalan haber yaptıkları ortaya çıktı. Sonra tabii ki müsaade edildi, tekrar üretimine geçildi. Evet, o zaman sizin de dediğiniz gibi sevgili seyirciler, aloe vera'nın kullan şifaya yani, kavuş değil mi? Evet, temizler, aradı, tertemiz, tadı da güzel. Tadı da güzel. Şu anda ben de isterdim ama malum Ramazan ayındayız. Ramazan, oruçluyuz, niyetliyiz. Evet. İnşallah zaten Yüce Rabbim her zaman söylüyoruz. Doğada öyle ürünler, öyle bitkiler yetiştirmiş ki, öyle şeyler vermiş ki biz kullarına. Yani her derde deva değil mi? Evet. Elhamdülillah. Evet, neler anlatacaksınız? Mesela ben şu kitabı merak ediyorum. Her yerde bulabiliyor muyuz o kitabı? Tabii tabii. İnternette bizde bulunur. Bitkiseltedavi.com veya doğaltedavi.net. Bitkiseltedavi.com'da biz kendimiz de satıyoruz. İnternetten de ulaşılabilir. Evet, her şekilde ulaşılabilir. Zaten biz bunları konuşurken izleyicilerimize ekran başında nasıl iletişim kuracaklarını şu anda görüyorlar. Mesela bu cüce palmiye. Türkiye'de bu İstanbul mesela sokaklarında gördüğümüz 30 metre 40 metrelik palmiyelerin kısa boylusu cüce palmiye denir. Bunun meyvesi ekstraktı, meyvesinden ekstraktından çok özel bir kapsül geliştirdik biz, formül geliştirdik. Cüce palmiye ekstraktı, yakotu ekstraktı, ısırgan kökü ekstraktı gibi 19 bitki ekstraktı içerir. Bunun özelliği nedir? Büyüyen prostatı tekrar küçültür. Normal haline döndürür. Hiçbir kimyasal madde içermez. Tamamen doğal ve hiçbir yan etkisi yok. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Başta Avrupa olmak üzere Amerika'da hiçbir yan etkisi de yoktur. Tamamen doğal. Prostat rahatsızlığı olan kişi ameliyat olursa Allah korusun ne olur? Kısırlaşır. Cinsel performansı düşer. Biter. Çünkü prostat bir hormon salgılar. Koyu olan meniyi bunun prostatın salgılamış olduğu hormonla karıştığı zaman sıvı hale gelir. Böylece erkek boşanma halinde işkence gibi ağır bir rahatsızlık çekmez. İşte o prostat çok önemlidir. Bazıları ameliyat ol kurtul diyor. Ameliyat oldu cinsellik gitti. Evet, tehlikeli. İçinde de zaten 19 değişik çeşit ürün var. Bitki ekstrakti var. Mükemmel ısırgan kök. Yani bunun birleşimindeki betazitoşterol denen etken bir madde var. Betazitoşterol ne işe yarar? Prostatın içerisinde iki enzim var. Aromataz, reduktaz. Bu enzimleri frenliyor. Çünkü bu iki enzim ne yapıyor? Erkeklik hormonunu kadınlık hormonuna dönüştürüyor. Prostatın içerisindeki erkeklik hormonu kadınlık hormonuna dönüşürse ne olur? Yavaş yavaş büyüyoruz. Biz bunu önledik. Başka neler var İbrahim Hocam? Alıç kalp damar için, kalp damar rahatsızları malum, hızla yanlış beslenme, spor yapmama, sürekli bilgisayar başında oturma. İnsanlarımız artık mesela büroda çalışıyor, ofiste, her iş yerinde veya evde hiç dışarı çıkmayanlar, bir gün boyu bilgisayar başında olan insanlar bile var. Yanlış beslenme, fast food tarzı beslenme, spor yapmama, abur cubur yeme, abur cubur şeylerin içerisinde hep kimyasal maddeler var. Mısır nişastası gibi tehlikeli, kanseri bile tetikliyor mısır nişastası. Çin tuzu dediğimiz monosodyum glutamat var vesaire vesaire. Yani her yediğimiz şeyde kimyasal madde var. İşte yanlış beslenme, yanlış yaşam tarzı nedeniyle ne oluyor? Hastalıklı bir yapı kişiler, insanlar. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme ve aniden Allah korusun. Bunun birleşiminde bu alıç, Türkiye'de 90 çeşit alıç var. Sadece loplu ve kertikli alıç tıbbi maksatla kullanılır. Bunun birleşimindeki hiperozit kalp damarları %80, %90 tıkanmış dahi olsa
mutlak surette stent takılması dahi gerekiyorsa onu açar. Bununla ilgili Almanya'da sadece bir örnek veriyorum. Yüzlerce klinik araştırması var da. 3664 hasta üzerinde denenmiş koroner kalp yetmezliği, damarlarda yalama, daralma, sertleşme, tıkanma nedeniyle ortaya çıkan problemler problemsiz halledilmiş. Kimi 2 ayda, kimi 3 ayda iyileşmiş, belgelenmiştir. Alıç, yani bazıları diyor ki Panax damar açar. Panax damar açıcı bir bitki değil. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk. Panax dedikleri şey ginseng. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk bitkinliğe karşı. Ha, içine kimya katarsan kan sulandırıcı, o zaman açar ama yan tesiri çok büyük. Bunun hiçbir yana etkisi yok. Bunun birleşiminde alıç, sarı kantoron, oğulotu, zeytin yaprağı, altın başak otu, sadece alıç olursa da yeter, iyi değil. Neden? Çünkü plakları çözdü damarların iç yüzeyinde. Bu plaklar, pıhtılar nereye gidecek? Beyne, kalbe, cinsel organa, oraya buraya zarar verebilir, böbreklere. Böbreklerin fonksiyonunu artırmanız gerekir. Karaciğerin fonksiyonunu artırmanız gerekir. Sadece alıç olmaz. Bu nedenle bunu takviye eden, güçlendiren bitkiler gerekir. Bitki ekstrakları gerekir. 19 çeşit bitki ekstraktı var. 19 çeşit. Yani çok ürün var İbrahim Gökçek. Başka ne anlatacaksınız bize? Evet, mesela ıtır. Yaz aylarıyla beraber yani bu havalarda ne oluyor? İnsanlar terliyor, terliyor. Bir de rüzgarda kalıyor. Ne oldu? Grip, üşütme nezle. Burnu akıyor, foşur foşur. Değil mi? Her tarafından böyle fıskiye gibi vatandaşın terler boşalıyor sürekli. Terliyor, terliyor. Soğuyor, rüzgardan üşütüyor, grip oluyor, nezle oluyor. Yazın üşütmek daha kötü. Grip olmak, nezle olmak daha tehlikeli. Zatürre falan yakalanır. Allah korusun. Tedavi olmasa bronşite yakalanır. Şimdi bu Afrika ıtırı, Afrikalılar buna umkalabu derler. Umkalabu. Yani ne demek? Her derde deva demek. Zulu. Zulu dilinde. Afrika dilinde. Bu 50 bin kişi üzerinde denenmiş. 50 bin kişi denenmiş. Etkisi ispat edilmiş. Sinüzit, faranjit, orta kulak iltihaplanması, bronşit, boğaz iltihaplanması, faranjit buna karşı etkili. Üşütme, grip, nezleye karşı etkili. Hiçbir yan etkisi yok. Bu Afrika, Güney Afrika'da madenlerin, elmas madenleri ve orada çok altın madenlerini keşfinden sonra ne oldu? Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan yüz binlerce insan altın için, elmas için Güney Afrika'ya koştu. Zengin olmak için. Yatacak yer yok. Herkes istif. Yan yana, yan yana, yan yana. Ne oldu? Salgın hastalıklar başladı. Verem. Binlerce insan veremden, zatürreden ölmeye başladı. İşte bu hastalanan insanları Afrikalılar, Zulu kabilesi Afrika ıtırı ile verem hastalarını tedavi ettiler. Ve böylece bu veremi iyileştiriyor, zatürreyi iyileştiriyor. Hemen üretimine geçildi. 100 yıldır dünyada en çok satan bitkisel gıda takviyesidir. Şimdi ben burada sormak istiyorum. Hani Afrika dediniz, işte değişik ülkeler saydınız. Şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz çağımızın hani bu ayıp değil artık, herkes bunu biliyor. Bir AIDS diye bir vaka var. Bunun üzerine bir çalışmanız var mı? Çünkü siz bir sürü hastalık saydınız. Hep tehlikeli hastalıklar saydınız. Evet. Şimdi Amerika'da orada burada bir araştırma yapılıyor. Böyle bir ilacınız ya da böyle bir çalışmanız var mı? Çünkü Yüce Rabbim derdi vermişse derman da mutlaka vermiştir, değil mi? Evet, tabii tabii tabii. Şimdi bu Cordyceps, Çin tırtır mantarı. Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında yetişir. Yani soğuğu sever. Soğukta dirençlidir. Soğuğa karşı dirençlidir. Oksijenin az olduğu bölgede yaşar. Bir. İki. Diğer bitkilerin köküne böyle attığı kanca şeklinde, hortum şeklindeki şeyleriyle emer. Onun diğer bitkilerin özünü emer. Yan kökleriyle. Parazit bir bitki. Mantar. Çin tırtır mantarı. Çin'de 1200 yıldır ne olarak kullanılıyor? Antibiyotik. Bitkisel antibiyotik. Dişin ağrıdı, başın ağrıdı. Herhangi bir rahatsızlığın var. Ne kullanıyorsun? Penisilin. Penisilin mideye zarar veriyor. Gastrite sebep oluyor. Bağırsaklara faydalı bakteri yok ediyor. Uzun süre kullanırsan penisilin polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kuru deşen vesaire vesaire tetikliyor.
Ama bu ne yapıyor? Hiçbir yan etkisi yok. Hem etkili hem yan etkisi yok. Bunu kullandığı zaman ne yapar? Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Cordyceps, Çin tırtır mantarı. Bir. İki, sarı kantaronla ilgili AIDS hastaları üzerinde Almanya'da hastalar üzerinde denenmiştir. Bunun birleşimindeki hipeforin ve hiperisin gibi etken maddeler kişinin beynindeki bazı hormonların salgılanmasını artırıyor. Serotonin hormonu kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. Noradrenalin hormonu kişinin konuya odaklanmasını sağlar, dikkat eksikliğini önler. Glutamat hormonu salgılanmasını artırır. Efendim, bunun özellikleri, birçok özelliği var. Depresyon, panik atak, stres, gerilim gibi rahatsızlara iyi geldiği gibi artı bir özelliği daha vardır. Almanya'da yapılan yeni bir araştırmada AIDS'e karşı etkili olduğu belgelenmiştir. AIDS'e karşı. Neden? Çünkü AIDS hastasının sebebi nedir? Bağışıklık sistemi çöküyor. Yani birçok rahatsızlığa karşı bağışıklık sistemi artık basit bakteri, virüs ve mantarlarla artık mücadele edemiyor. İflas ediyor. Bir de öyle bir şey ki berberde tıraş oluyorsunuz, o jilet değişmezse kandan bile bulaşma ihtimali tabii, var. Tabii. Ya Allah korusun, tabii, Allah korusun. Tabii, tabii. Allah korusun. Bana bir genç geldi, tabii birçok ilaç kullanmış, perişan olmuş. Hasta hapishanede yatmış, hapishanede yatarken akarlar ısırmış, akar, böcek ısırmış. Orada hapishanedeki başka bir hastadan geçmiş, yani direkt geçmemiş. Onu ısıran böcek bunu da ısırmış. Böcekten geçmiş, akardan. Ve uyuz böceği, yani akar diyoruz. Böcekten bulaşmış adamcağızı, hiçbir suçu yok. Çıkmış hapishaneden, üzerinde birçok ilaç denemişler. Yani çok geç kalınmasa tedavi edilebilir. Bizim böyle birkaç hastamız oldu. Yeni olanlar, yeni başlayanları tedavi ettik hamdolsun. Ama geç kaldı mı? Geç kalanlar da rahatlatıyor, ağrılarını, sızılarını azaltıyor. Ama tedavi etmiyor. Çok geç kalınmışsa, üçüncü, dördüncü yere. Ama yeni başlamışsa problem değil. Devresi önemli, evresi önemli. Hangi evre? Başka neler var Sayın Gökçek? Evet, ne var? Ayı üzümü. Ayı üzümü. Ayı üzümüyle ilgili Almanya'da urologlar, yani böbrek ve mesane rahatsızlar, idrar yolları enfeksiyonu, rahatsızlarında eski tabirle bevliyeciler, idrar yolları enfeksiyonu, mesane iltihaplanmasına karşı dünyada en etkili bitkilerden biridir. Ayı üzümü. Ayı üzümünün yaprağı. Biz bunun yaprağının ekstraktını, altın başak otu ekstraktı, huş ekstraktı, ayrık ekstraktı, ısırgan ekstraktı gibi 19 bitkinin ekstraktından oluşan ayı üzümü forte. Ne işe yarar? Sistit. Bayanlarda çok yoğun, çok sık sistit olayı olur. Bayanlarda vajina ile anüs birbirine yakın olduğu için hijyene dikkat etmezse bayanlar hemen siste yakalanır. Bağırsaklarında mikrop varsa veya mantar varsa hemen idrar yoluyla mesaneye, mesaneden tabi böbreklere kadar yayılabilir. Bu nedenle bayanlar daha çok sistit olur. Erkeklere göre 10 kat daha fazla sistit olur. Eğer sistit tedavi, yani mesane iltihaplanması tedavi edilmezse ne olur? Interstisyal sistit dediğimiz bir rahatsızlık ortaya çıkar. Çok çok tehlikeli. Ağrı verir, sancı verir, sızı verir, sabaha kadar uyuyamaz, sürekli lavaboya gider. Sürekli koşturur. 30 defa lavaboya gidebilir. Hiç uyuyamayan insanlar var. Bir bayan gelmişti bize, 30 defa lavaboya gidiyor bir gecede, uyuyamıyor sabaha kadar. Bir iki damla böbreklerden idrar gelse mesaneye, mesane doluymuş gibi beyne sürekli sinyal gidiyor. Neden? Bağırsaktaki mantar idrar yoluyla mesaneye yerleşirse mantarların üretmiş olduğu etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller ne yapıyor? Mesane mukozasını yakıyor. Mukoza yandığı için, kavrulduğu için sinir uçları açıkta kalıyor böyle, açıkta. Böbreklerden idrar geldiği zaman bu sinirler açıkta olduğu için sürekli beyni uyarıyor. Mesane dolu, mesane dolu, mesane dolu uyarısı posta gibi, e-posta gidiyor sürekli. Beyin de diyor ki tamam hadi git boşalt. Alarm veriyor. Alarm. O da git boşalt, git boşalt. Sürekli yatakla lavabo arasında koşup duruyor. Koş, koş, koş. Boşu boşuna. Bunu kullandığı zaman ne oluyor? Kökten yok ediyor. Çünkü bunun birleşiminde arbutin denen bir madde var. Bağırsaktaki mantarlara karşı etkili.
aldığı zaman, bunu kullandığı zaman direkt bağırsaklarda çözülmüyor. Midede çözülmüyor. Bölgede çözülüyor ve harekete geçiyor. Sistiti tetikleyen iki sebep var. Bir, E. coli bakterisi, iki, mantar. E. coli bakterisi de bağırsaklarda olduğu sürece problem yok. E. coli bakterisi faydalı bir bakteri aslında. Çok fazla çoğalmazsa bağırsaklarda faydalı. Fakat mesene yerleştiği zaman tehlikeli. Neye benzer? Aynı köpeğe benzer. Evinizde köpeğiniz var. Zarar verir mi? Vermez. Köpek kuduz olmuşsa ne yapar? Tanır mı? Tanımaz. Saldırır. Köpek gibidir E. coli bakterisi. Bağırsaklarda kaldığı sürece zarar vermez. Mesela yerleştiği zaman kuduz gibi saldırır. Ve antibiyotik kullandıkça tehlikeli olur. E. coli bakterisi azar. İşte buna karşı en etkili üründür. Ayı üzümü ve kremberi inşallah bulabiliriz. Kremberi. Aynı şekilde bu da idrar yolları enfeksiyonuna karşı. Bu kremberi daha çok üretra darlığı, idrar yolları enfeksiyonuna karşı. Ayı üzümü ise sistit ve intersistiyel sistite karşı. İkisinin kullanım alanları farklı. Bu tür rahatsız olanları ikisini birlikte kullanmalarında fayda var. Evet, o kadar çok ürün var ki şu anda zaten sevgili izleyicilerimiz de biz sohbetimizi sürdürürken arada böyle sizin bu şifa ordusunu da görüyorlar zaten, komple görüyorlar. Zaten altta da ben bile buradan hissediyorum yani. Çünkü biz birebir anlatıyoruz her şeyi, doğal bir şekilde anlatıyoruz. İletişim adresleri zaten ekranda, siz anlatmaya devam ediyorsunuz. Başka ne var Sayın Gökçek? Neler yok ki, her şey var. Zayıflamak için bayanlar mesela yazın, bayanlar zayıflamak isteyenler için. Bu mandalina büyüklüğünde, bal kabağı şeklinde limona benzer bir bitki. Yani limonsu bir tadı var. Çünkü birleşimindeki etken maddede limondaki sitrik asit gibi hidrositrik asit, bir OH grubu fazla. Hidrositrik asit çok farklı bir asittir. Normal olarak ekmek, mantı, makarna yediniz, hamurlu bir şey veya tatlı, meyve yediniz. Ne yapar? Kilo yapar. Şekere dönüşen bütün karbonhidratlar kilo yapar. Ve zebzeler hariç. Karbonhidrat, özellikle nişasta ağırlıklı besinler. Şeker, şekerde hemen karaciğer ve bünyemiz bunu neye dönüştürür? Yağa dönüştürür, depolar. Kişi et yemesin, peynir yemesin. Yani hayvansal bir şey yemesin, ekmek yesin, kilo alır. İşte bunun birleşimindeki hidrositrik asit, şekerin yağ dönüşümünü sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. Bu enzimi frenliyor. Hop dur, frenliyor. Frenlediği zaman ne olur? Kişi hamurlu bir şey yediği zaman şeker, yağ dönüşmez. Depolama olmazsa ne olur? Depodaki yağlar erir. Eğer bağırsaklarında ve midesinde sorun yoksa bir kişinin, bir ayda 10 kilo rahatlıkla verir. Ha, midesinde ve bağırsaklarında problem varsa o zaman da aloe vera ve tonik kullanmak gerekir. Midesinde ve bağırsaklarında problem yoksa zayıflamak isteyen kişi, Garcinia ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Danimarka'da klinik araştırmalar yapılmış. Biz daha önce Garcinia'dan önce kuş konmaz forte ürettik, zayıflatır, etkili. Maydanoz forte ürettik, zayıflatır, etkili. Funda forte ürettik, zayıflatır, etkili. Diyet ürettik, birçok ürün ürettik. Fakat Garcinia hepsinden 10 kat daha etkili. Çünkü etkisi kalıcı. Kalıcı bir etki. Geçici değil. Bıraktığın zaman tekrar kilo almıyorsun. Diğer piyasadaki bütün ürünler nedir? Bıraktığın zaman tekrar kilo alıyorsun. Problem doğru. Şimdi piyasada zayıflatıcı ürünlerin içerisine sibutramin denen kimyasal bir madde katıyorlar. Çok çok tehlikeli, Allah korusun. Ne yapıyor? Kalbin ritmini bozuyor. Kalp atışını bozuyor. Normal olarak kişinin nabzı 70-72, değil mi? Çıkıyor 80'e 90'a. Bu neye benzer? Sırt çantasıyla hafif tempoyla koşuya benzer. Kişi ne kadar koşabilir ki günde? Sürekli koşu halindeymiş gibi kalp çalışırsa ne olur? İflas eder, yanar. Aman o zaman şöyle yapalım. Zaten bizim süremizde doğa bitmek üzere. Biz böyle zararlı şeylerle hiç uğraşmayalım Sayın Gökçek. Sağlık Bakanlığı zaten yasakladı. Bu tür internete girirse görür kişiler. Bir mesela evvelki gün 72 firmanın ürünü yasakladı. İçinde kimyasal madde olduğu için isteyenler Google'dan girip bakabilir. Bizim ürünümüz %100 doğal. Hiçbir katkı maddesi yok. Evet, İbrahim Gökçek böyle söylüyor. Zaten
kurmayları ve kendisi kurmay başkanı. Burada üretim testlerinde zaten biz böyle geldik. Doktor gibi olduk. Ameliyata girmedik. Şifa uzmanından, bitki uzmanından her şeyi birebir dinledik. Zaten iletişim adresleri de şu anda ekranların altında var. Arayıp aramamak da artık sizlere kalmış ama İbrahim Gökçek de diyor ki benim ürünlerim şifalı, şifalı, şifalı. Biz efendim yine Kanal T ailesi olarak yine ileride inşallah nasip olursa Sayın Gökçek'le sohbetimizi devam ettireceğiz. O zamana dek sizler kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın efendim.